Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. İkinci bölüm olmuşuz, güzel level atlamışız burada. En son çiftliğimiz bu şekildeydi. Böyle daha doğrusu burası ekipmanlarımızın olduğu bölge, tarlalarımız, burada hayvanlarımızın olduğu bölge. Daha sonra gelişiyor muyuz bilmiyorum ama gelişiyoruzdur büyük ihtimal. Yeni bir bina inşa et, veteriner kliniği. Hızlı bir şekilde veteriner kliniği inşa etmemiz lazım. Sosyal de mi işte? Yok, üretim yok, ambar, garaj, dekorasyon, yerleri. Lojistik veteriner kliniği. Bunu hemen şuraya inşa edeyim. Tamam. Hızlandıralım bir de bunu. Hızlı bir şekilde gitsin. Lojistimiz bayağı hızlı çalışıyor bu arada. Tamam. Burada ne eksik? Burada peynir sat. Bunu ha, şey gönderiyor. Bunu seçersek. Mandıra ve iki bakmış. Tamam, güzel, sıkıntı yok ondan. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Göreve biraz odaklanalım. 100 kilo tereyağı hazırla. Tereyağı. Değil. Tereyağı nerede? Maksimum aylık 40 bin tereyağı bu. Seç bunu. Bunu anca yapabiliriz diye düşünüyorum. Sen bu niye çalışmıyor? Veteriner kliniği, peynir sat. Üret ve sat, tamam, peynir üreteceğiz. Şunları yemememiz gerekiyor bence. Neymiş? Telli raf yok. He, raf bitmiş. Organik yulaf yoksa satın alalım. Bizim tarladaki yulaf durumu ne? Bu neymiş? Bilmiyorum neymiş. Alalım. Satın alalım. Sıkıntı yok bir tane. Ekipmanımız tamamlarız en azından. Tamam, bunu da aldık. Şu an hiçbir eksiğimiz yok oradan. Bu traktörler çok uzun yoldan gidiyor geliyorlar. Yollar çift şerit aslında. Şuradan gelip niye böyle geri gitmiyor bilmiyorum. İnekler için yem yok. Organik yulaf. Hemen gözüküyor. Organik yulaf. Alalım hemen biz birazcık. Pazardan. Yulaf. Organik yulaf. Alalım. Satın al diyelim. Tamam. İneklerin inşaatı gitti. Bu ne istiyor? Ne istiyor? Yem pancarları. Bu ne lan? Şu an alacağız. Kendimiz üretemiyoruz daha. Yem pancarları. Organik değildi, normal istiyordu bu. Tamam, sınırsız diyelim. Ben 1000, yok bu kadar fazla. 10.000 yeterli diye düşünüyorum. Tamam. Satın al bunu da. Onun alarmı da gitti. Şunun derdi ne acaba? Yol, yol yok. Nasıl yol yok lan? Zaten yol yokmuş. Hemen şu toprak yol. Tamam. Ha, şimdi gitti. Şimdi sen ne istiyorsun? Yem pancarları var lan, aldık az önce, nasıl yok? Yem pancarları, tamam. Ha, organik mi istiyorsun? Alalım bir daha, alalım ya. Organik yem pancar. Yapacak bir şey yok. Organik yem. 10.000. Satın al. Daha sonuçta bir önerilen iki ürün varmış. Satın al. Allah, biz süt niye satın aldık? Sütü kendimiz üretiyorduk zaten. Neyse, sıkıntı yok. Yem pancarları -15. Tamam, bunların herhangi bir eksikliği kalmadı. Güzel gidiyoruz şu an. Araçlarımız çalışıyor. Peynir üretimine başladı. Tamam. 800. İnek kaşarı üreteceğiz. O kaşarı. Oho. İşimiz çok. 4 görevimiz var şu an. Dursun görevlerimiz. Oyunu azar azar öğreniyoruz. Sen şu an. Bir tarla daha oluşturacak mı acaba ki? Bunlar boşta kaldı mesela şu an. Şu an sadece üretim yapabiliyoruz.
Paramız bir tık azaldı sanki. Burası ne tarlasıydı? Pancar. Ya bir tarla da oluşturalım mı beraberinde? Oluşturamıyoruz herhalde. Ayrı olması gerek. Allah'ım. Niye oluşturamıyoruz tarla birimiz? Bunu yıkalım biz. Şöyle. Büyük bir şey lazım. Birazcık. Arazi komple tarla mı yapsak ki? Ya da tarlanın burada ne işi var diye düşünüyoruz. Belki de. Tarla genelde şehir dışında olur. Şu tarafı toplamamız lazım. Tarlayı bizim. Böyle bir tarla yapsak. Maksimum buymuş. Tamam. Onun yolu yoktu büyük ihtimalle. Toprak yol yapalım buna. Buraya ne ekerim? Pancar ekerim değil mi? Pancar iyidir. Tamamdır. Restoratöre gidip onu ekersiniz. Şurada ne istiyormuş ekipman? Ne istiyor şuradan bak. İlaçlayıcı. Ha, tamam o başta ilaç atıyor. Bak gelir birazdan. İlaçlayıcı istiyor. Yani bir ekipmana bir tane yeter baba. Bak, ilaçlayıcı şu an çalışıyor. Az bekleseniz gelecek yani. Araçları değiştirelim yerlerini ayarlayalım mı be? Traktörün diğeri nerede? Şu. Traktörü aldık oraya attık. Diğer traktörü de oraya atalım biz. Başlık bir kere duyarım bu arada. Gayet de güzel. Şunu da iyi. Park et. Atarsan. Sen daha yeniden park et yapmasa bitti orası. Şunu yeniden park et. Demiyoruz. Sanki. Etmiyor. Tam tarlaya atamaya gidiyor. Beşleme işlemi bitmiş. Bu tarlaya güzel bir üstünden geçecek sürecek. Statü yeniden park edemiyoruz çünkü geliyordur büyük ihtimalle ona. Şu an herhangi bir eksiğimiz kalmadı. Zamanı bir tık ilerletelim biz. Hatta. Plajlarımız yapılıyor mu? Yapılıyor. Tamam 50-50. Burayı yanlış yaptık. Burayı komple hayvan yere yapmamız lazım. Buraya aktarıyorum. Tamam. Neymiş o istedikleriniz? Sen bir şey istiyorsun. Yeterli kaynak yok. Çim. Çimimiz var aslında bizim de. Çim bu mu? Bir olması lazım. Çimmiş. Hasat hazır olmasına daha var. Bekleyeceğiz biraz. Çıkaracak bir şey. Benim ne durumda? %50 bitmiş gayet güzel. Bizim çiftliği bir tık büyütmemiz lazım. Tarlaları mesela kaldırıp buraya atsak daha güzel olacak. Şimdi traktör yol mol dinlemiyor direkt geçiyor yani. Havuç ne istiyormuş? Traktör var traktör sıkıntı yok traktörde. Böyle yapacağız. Depomuza bakalım önce depolarımıza bir. Depomuzda sütümüz var bayağı bir. Havucumuz da var. Organik de var. Normal de var. Otursun. Bunda bir sıkıntımız yok o zaman. Depomun doluluk oranı 75 bin, 75 bin, 75 bin. İkisi mi? %25 falan dolu. O önemli değil. Dursun o zaman. Biz şu an ürün satabiliyor muyuz pazarda? Sat diyelim. Elimizde şu an 72 100 kilo var. Ne lan bu? İnek peyniri. Hepsini satsak 10.000 para ediyor. Süt. 1000.
Satmam. Bas. Ot kralı yaşlanıyormuş. Ben... Bu niye açıktı? Yeterli kaynak yok. Organik çim. Slash. Hadi işte oğlum sıra. Yapılıyor ya. Geçtirelim. Çim yapmayalım bunu ben. Tamam var. Çim var. Şu. Organik istiyor değil mi sıra? Ne yapalım? Bir uyar almışız. Kaynak kaynak. Tamam, üçü de aynı şey. Hayvanı istiyoruz. Hayvanların için boş verelim şimdi. Bizim şu traktör olayına, şey, tarla olayına biraz girişmemiz lazım. Tarlamız ekiliyor. Biz buna genç işte Fatma'ymış. Şimdi şöyle bir şey yapalım biz buna. Bunun buraya da bir tarla yapalım, buraya da bir tarla yapalım. Önüne bir tane toprak koyu yapalım. Sayede 3 tane büyük tarlamız olsun. Tek gitmede bitirelim işi. Büyüyor. Bu büyümek... Büyümesi az kalmış. Fazla bir şey yok. Bunun daha yeni gibi sanki. Bu ne? Gözüm. Yulaf. Ben bu tarlayı yıkarım. Şöyle. Taşıyabiliyoruz mu tarlayı? Taşıyabiliyorsak yıkmaya gerek yok diyeceğim ama yıkamıyor. Taşıyamıyoruz. Taş mı atacak buraya bu? Yık baba. Ne diyor? Elimiz diyor. Hala işlemekte olan bu aracı silemesin diyor. Hem. Peki nasıl sileceğiz peki? Sorması ayıptır da. Bu mu istiyor bu? Yok, suyu var. Ot kanalı ilaçları kullanılıyor. Niye kullanmıyorsun? Hmm, 95 gün kalmış hasadına. 26 gün kalmış. 31 gün kalmış. Oo, geç büyüyormuş bunlar. Biz bunu satamayacağız mecburi olarak. Ne bitti? Lan bitti değil mi? Normalde bitti. Biz onu şunlara ürün satın alacağız mecbur olarak. Kaynak yok. Çim. Tamam, alacağız. Markete girelim direkt ben. Sen markette önerilen ürünü ekle diyor. Peki. Bunu bin erteden alalım ya. Nereden alalım, satın al diyelim. Tamam. Şu an bir eksiğimiz kalmadı. Sadece bir üretim işinden tereyağı, ooo bitiyor tereyağı, çok iyi. Acık bir tereyağımız var. Zamanı bir tık kazandıralım biz. Çok çarpık kentleşme tarzı bir şey yaptık ama onu düzenleyeceğiz inşallah. Ha, bitti. Kaşar peyniri yap diyoruz. Zamanı yavaşlat. Değiştir. Ne istiyorsun? Kaşar peyniri. Neymiş bu bende? Kapat bir. Kapatamıyoruz ha. İnek kaşarı hazırla diyor. İnek kaşarı. İnek kaşarı seç. Tamam. Şimdi görev yaptığımızda bize parayı niye vermiyor? Veriyor mu vermiyor mu? Ben onu bilmiyorum şu an. Zamanı bir tık şöyle hızlandırsak nasıl olur? Şunu kapatalım ekranını. Şunu 28 gün kalmış. Bunun 23 günü. 92 gün. Yaz geldi ve çoğun tatil başladı. Maalesef fırtına bir dönemi. Bir hasat etme vakti diyor. Yaz geldi diyor. Burada bir şey bitmiş gene. Bunları üretelim. Hasat işlemini yapsa da artık da bitse de biz de bir rahatlasak, şu talları yıksak artık bir. Talları yıkamıyoruz. Kaç gün? 19 gün. 88 gün. 24 gün. İlk olan bitecek şu ya, belli oldu. Ve tarla bizim çok büyük yapmamız lazım ki sürekli ektikleri zaman işimiz yarasın. Kullanabilirim hemen. Ha, ekim işlemi başladı bunun. Güzel.
9 ilk değil mi? Hemen yanına bir tane daha yapacağız. Bunun yanına bir tane daha yapacağız. Yani bizim şuraya bir yol yapmamız lazım. Ha, şu yol biz niye buraya yaptık? Ne yapsaydık? Bu yağmur çok iyi geldi bu arada. Şimdi niye yapmadık düz yolu? Ve taş küf diye. Yeni bir yuda. Kaç gün kalmış? 14. Güzel. Şu an herhangi bir engelimiz yok. Bizim sadece yapmamız gereken şu tarlaların yollarını güzelleştirmemiz. Ben şöyle çeksek mi olsa yukarıdan şap yolunu çeksek. Yok, yukarısı tarla bölümü olsun. Tamam. Şimdi şunu bizim yapmamız lazım. Büyük ahır taşıma işlemi yapsak keşke ya. Yemiyoruz değil mi? Ak kaşar bitmiş bu arada. Tereyağı sat 8 kilo. Tereyağı yapacağız. Zamanı yavaşlat. Tereyağı istiyor değil mi bizden bir de? Bu. Seç bunu. Devam et. Bunu da bitirdik. Hazırla hasat. Pardon dur yanlış görmüşüm pardon. 8 kilo tereyağını sat, 8 kilo kaşarı sat diyor. Tamam, satalım, marketimiz burada. Sat yerine geldik. 100 kilosunu satalım bunu. 8-10 sat önemli değil. Ve 8'de tereyağı. Sat da bunları. Güzel. 8 kilo sattık. %100 ulaştı. Başarılı diyor. Tamam. Şimdilik. Süt üretimi iş. Ne? Süt ürünleri üretimi geliştirme vakti. Keçi ve koyun yetiştirme başlar. 100 bin tane keçi sütü ve 500 tane koyun sütü üret. Pazarlarda sat. Ha. Biliyor musun? Bak şu ürünleri taşısak çok güzel olur değil mi? Değil mi ayarlanıyor acaba? Ben buradan neyin ne olduğunu görüyoruz herhalde. Belediye almamıza gerek yok herhalde şu an. Bunlar daha sonra yıkacağız herhalde. Gönlünü. Şimdi keçi ve koyun sütü. Yani demek oluyor ki ahır yapmamız lazım bizim. Hayvanlar. Büyük. Böyle bir RR yapalım. Çünkü şey yok olsa karakası şey oluyor bu sırada ama. Sınıra koyalım mı böyle bunları? Tamam. Bunların yolu yok. Yol yap diyecekler bana birazdan. Hemen şöyle bir yol yapalım. Tamam. Şunu bitmesine zaten kalmış. 9 kilo. O çok güzel. Azalmış bayağı bir. Bir tık arttıralım şöyle. Şunlar bitsin. Bunlar bittiği zaman bunları ne alacağız? Sah. Elektrik yok tabii ki de. Elektrik yok. Elektrik bu arada konusunu tamamen çözdüm. Güç yapmadan. Şimdi trafomuz burada. Buraya kadar yetişiyor elektriği. Biz buradan direkt de şuraya elektrik çekeceğiz. Bak şimdi. Bir direkt daha açmayacağız. Bir direkt de bitecek burada. Tamam. Ah sınırdı şimdi. Daha sonra buraya bir tane trafo koymamız lazım. Oraya kapsıyor mu? Kapsıyor. Şunu koysak daha mantıklı olur mu? Yok. Böyle koyalım. Daha sonra o köşeye yine atarız bir tane. Hiçbir para istiyor. Paramız var tamam da. Burası kırmızı olduğu için koymuyormuş. Anadolu bina yapacağız kardeşim benim. Tamam. Şimdi buna elektrik diye çıkmamız lazım bir de. Bitti bu şekilde. Mantığı bu. Bunun bölgesine elektrik veriyor bu. Hastanemin önünde. Helal lan sana lan. Çalıştan. Şimdi neydi? Koyun ve keçi. İşte alalım. Çal. Çalışanlar. Bostanlar, arıcılık. Her işçinin belli bir alanı var demek ki.
Hayvanlar için ağacı değil mi? Bostan diyor. Bostan diyor oğlum, hayvan lan bu. Dayanıklılık, arıcılık, dayanıklılık. Arı, makine, bostan. Hayvan nerede sorma sahip? Hayvan yok. Şimdi o zaman biz arıcılık alalım. Ev inşa etmemişiz kalıcılar için. Çünkü yine böyle bir ev yapmamız lazım. Niye yapmıyor bunu? Aa, para bitmiyor. Yani şu ürünün bitmesi lazım ki buradan işçiyi devretmemiz lazım. Şuraya gelecek işte. Sandıralım. Kaç gün kalmıştı? 6 gün. Bitmiş. Pek bir şey kalmamış. Yulaf, bir sonraki gün yulaf yapacağız. Unutmayalım onu. Oyunda bir gün kaç gün tekabül ediyor acaba ki? 4 gün. 2 gün herhalde ya. Bakalım, bekleyelim, belli olur şimdi. Üç gün. Ben akşamın sabah olduğunu hiç hatırlamıyorum. Görünmüyor akşam sabah olduğunu. 2 gün. Bir gün içinde 3-4 saat geçiyor tahmini. Yok. 5 dakikada bir gün mü atıyor? Ne yapıyor bu? Hasada geldi. Yeşil dolmak üzere. Son bir kaldı. Zaten sıfır yazacak ve hasat hazır. Tamam. Aa, bak eksik mi var bunda? Abi şu bunu. Vay anasını. Biçti atarlı komple. Kurutuyor sonra. Bu da aslında hazırlanıyor iyice. Oğlum bu neydi? Yulaf değil mi lan bu? Kimmiş ha? Pardon. Tarla hasat edildi. Görebiliyorum hasat edildi. Bunları toplayacak mısınız daha? Ben mi toplayayım size? Hah. Hop hop. Şöyle de al. Tamam, bu tarlayı yık şimdi. Nasıl silemem lan? Bizim bir çim tarlasına ihtiyacımız var. Yani ya o kadar maksimum. Denememiz lazım. 4, 5, 6, 4, 5, 9, 10, 10, 12. Bir tane eksik var. Böyle yapsak. Vallahi nasıl büyütebiliriz? Büyütemiyoruz, sıkıntı o herhalde. Böyle bir şey yapsak peki, yanına çizsek şöyle. Yok, bunu kabul etmiyor. Yani eksik de yapmak. Allah, yanlış yere yıktım ben. Yık bari, yık. Onu da yık. Ve çim eksin. Dur, makinesine başlatma ya. Biz ne yırttık? İşçi yok değil mi bizde? Bir kaynak yok çim. Biz ne yırttık azı? Tarla inşa edildi. Tamam. Hasat edildi. Hangi tarla hasat edildi lan? Aa, bu da mı bitti? Ne ara büyüdün tarla günü sorma sahip? Tamam.
Zaman çok hızlıymış. Ya ne istiyor bu? Bunlar daha neyin davasında? Yeterli kaynak yok. Organik çim. Alacağız baba, yapacak bir şey yok ona şu an. Çim. Al 1000 tane. Bakın gitsin, yapar bir şey yok, ne yapalım? Şimdi şu an tarla dönemesi yaptığımız için biraz sıkışabiliyoruz. 13 bin para lazım bize. Maksimum oluyor. Tamam. Güzel, yolumuz yokmuş. Yolu ayarlarız. Tamam. Oo, tarla çok zor. Bunun durumu neymiş? Az kaldı buna. Şimdi biz ne ektik? Pancar ektik. Pancar, çim, yulaf. Yulaf. Yulaf tohum. Tamam. Yulaf da oraya attık mı işiniz bitiyor. Tarla neydi? Yulaf bu herhalde. Yulaf buymuş. Hasada 558 gün mü? Oha, çok lan. Bizim şimdi şöyle plan yapmamız lazım. Ürünlerden yetiştirmek için fazla ürün ekmemiz lazım, daha fazla. Bu bölgeyi komple şey ayıralım. Şunları ayıralım. Yani ekipmanları ayıralım. Biz bir şeyler satalım mı artık? Görevlerde ne varmış? Keçi sütü, keçi sütü, keçi sütü. Keçi almamız lazım. Para yok. O zaman bir şey satmamız lazım bize. Sat. Bunlar dursun. Şu. Organik inek sütü 60 bin. Oha. Paraya bak lan. Bok gibi para varmış bizde. Sılaj dursun. Peynir sat. Mesela bir para ediyor mu? Ya. Gel. Sılaj, peynir, inek sütü. Sat. Para 83 bin. Yeter. Allah bereket versin. Bizim keçi sütü ayıracağız. 1000 litre keçi sütü satacağız. Koyun sütü. Bunlar keçi ve koyun olmamız gerekiyor. İşi elime alamayacağız herhalde. Ev yok değil mi bizim? Ev yok. Evi şimdi şu bölgeye ev yapalım. Sanayiyi buradan kaldırmamız lazım bizim, ama nasıl kaldıracağız? Daha sonra yıkayacağız büyük ihtimalle. Evi şuraya bir yere atalım biz. İşçi yeri mesela çok kötü durumda. Bunu taşıyamıyoruz. Taşısak mesela çok güzel bir iş olur ama. Belki de taşıma tuşu vardır, ben bilmiyorum. Ne işe yarıyor? Farklı gösteriyor. Bu uyarlar. Şuradan ayarlardan tek yok. Oyuna dön. Neymiş? Yok, bu bakış açısı falan değiştiriyor. Traktör. Bandan satın alma yeri. Yok. İşçi yeri alacağız sonra. Biz bir tane işçi evi şuraya. İşçiler için. Böyle bir ev yapsak nasıl olur? Bölge işçi ev yapalım. Da şurada bir gereksiz bir şey varmış. Ya da işçiler bizim evin yanına mı yapsak bu şekilde? Daha mantıklı olmaz mı böyle? Bunu kaldıracağız daha sonra. Tamam, yeni işçi. Al. Bitki bostan. Şimdi bize ne gerekiyor? Hayvan için. Hayvan lazım. Hayvan yok mu? Hayvan. Hayvan lazım, hayvan. Makine dayanıklı. Dayanıklı işçi alacağız o zaman. Aa, hayvanlar buldum. Hayvanlar geldi bir tane. Şimdi sen hemen bir hayvanlar atalım. Atama. 3-3 hayvanlar atama. Sana da geçici olarak şuradan şunu atalım. Pek mutlu olamayabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Satın al. Keçi. Aa, fazla biliyor musunuz bu arada? Yapamıyoruz şu an, değil mi? Daha 5 tane. 6 tane oldu. 7, 8, 9, 10 tane yapalım o zaman.
Zaten 2500. Ne aldık oğlum buraya? Keçi mi aldık? Diye ne alacağız oğlum buraya? Satın al. Oyun alacağız. 5. 10 tane alalım ya. Ne olacak sanki? 10 taneden biz korkacak değiliz herhalde. Şu an herhangi bir uyarımız yok. Güzel gidiyoruz demek ki. Aslanlar yani bizi tarlaya ekerken yok biri nasıl lan? Ha biri orayı sürüyor. Buraya sapanlama atıyor. Tek sorun anlaşıldı. Güzel. Kızlarımız geliyor. Bu arada evler şey istiyormuş. Belli bir alan istiyormuş. Bunu fark ettim az önce. Bunun kaç günü kalmış? 5 gün. Ne istiyorsun şimdi sen? Herhangi bir gıda türü seçmedin. He. Şunu. Tamam mı şu an? Hangisi de kese ver anasını sen. Al sana da aynısından. 10 tane geldi, 10 tane geldi. Gayet güzel. Ah. Ne bu yarı? Ne bu? Rekanik yok. Mahsulat. Mahsulat. O ne lan? Alın 1000 tane. Ucuzmuş zaten de. Tamam. Koyunlarımız, keçilerimiz hazır şu an. İşçileri iyi dağıtmamız lazım. Bir bin yılsak acaba kaç para gelir? Aslanlarım benim. Vallahi ya. Kaynaklı. İşçileri ineğe hiç diye salla yani. Böyle ayarlamamız gerekiyor. Çünkü o şekilde daha fazla verim alırız diye düşünüyorum tarlalardan. Ya buralar açılacağız herhalde. Tabii canım. Oo. Tabii daha buraya açılacağız. Hiç kızlandıralım zamanı. Paramız daha var. Dün satmışız demek ki. Ha, Malik gider mi gider? Niye o gider? Uyar gelmeye başladı. Neymiş? Ambar yok. Baraka. Koyun mu yavrula diyorsun? Ne oldu? Yo. Ambar yok, küçük baraka. Nasıl yani? Yavru yapıyor mu lan yoksa bunlar? Yakından iki kaynaklı için doğru ambara veya tesise sahip değilsin. Bak. Ha bu da ambar istiyor. Ambar istiyor bu. Aramak bildiğim. Ambar. Daha sonra yetmiyor gördüğünüz gibi. Bak bu da yanlış mesela. Şunu değil de bak şimdi. Şu ambardan. Yıkacağız. Daha sonra şuraya bir ambar yapacağız. Tamam. Bunun mesafesi ne kadardı? Burası. Tamam. Tam o sınıra bir tane ambar yapalım. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz değil mi biz ama? Tamam. Şimdi lambaların bir köşeye köşe ayrı ayrı gidiyor. Düzelecek bu şeyde kalkacak. Tamam. Başı neymiş? Ambar yanında ya manyak. Mesela biraz onu. Ne bu? Niye gitmedi hala bu?
Karakayke, buğday, soya. Bunu nasıl yapacağız lan? Satın mı alıyoruz onları? Yok, alakası yok. Göster. Ne yapmamız lazım? Bak, sülo küçük ve büyük sülo. Ayarlayacağız. 10.500 500. Geçici olarak şu. Bir tane atalım biz buraya abi. Mesafesinde dünya kadarmış. Böyle ayarlayalım hatta. Tamam. Bir tık zamanı şöyle hızlandırırsak nasıl olur? Kilo vardı sistem burada değil mi? Var mı? Ve yetmiyor mu? Anlaşıldı. Bizim görevimiz neydi? 4 tane olan. Geç üstü 1000 litre. 1000 litre de ne üstü müydü? Koyun üstüymüş. Hala bitmedim hasat işte bununla. Burada yulaf çok geç büyüyor herhalde. Ya da ikinci hasat da olabilir. Unutmuşuzdur. Ha, bu bir daha büyüyor pancar. Ekmiş lan, şimdi ekmişiz. Yine uyarı verdi. Kim bu uyarı veren? Yok. Ha, o önemli değil o. İnek sütü bitmiş. Ne yapalım bitti. Aha, bir uyarı daha var. Uyarı ne uyarısı? Yem mi bitti? Yani şundan yapmamızı istiyor. Bu mu? Yok, gübre tank. Ne yetişmiyor lan? Tamam. Artık öyle bir derdimiz de kalmadı. Bir de ayarladık. Olay dursun. Bunu biraz daha bizim şey yapmamız lazım aslında ya. Biraz para kazanıp düzenleme yapmamız lazım. Başta rastgele attık hepsini. Dur sen. Ne bu? Ne istiyorsun? Kaynak yok abo. Markete girelim. Direkt ekle diyelim. Hepsini biner tane alalım. İptal et. Tamam. 9.000 dolar para yok. 9 mu yapsak? 9 yapsak. 500 yapsak. Niye? 8 mi paramız var çünkü? Dört çıkar. 700. Satın al. Tamam. Bir uyarı daha var. Ne uyarısı hiç bu? Hasada hazır ha. İşçim yok. Ne bu? Yeterli çalışan yok. Bir evi yok mu bizim işçi evimiz? Var. Ya tarla. Hayvancılık. Bir hayvan. İki hayvan. İki hayvan olalım. İler. İler. Tamam. O sorun çözüldü. Şimdi bizim işçileri düzene koymamız lazım. Şuradaki işçinin hayvancı olması lazım. At şunu. Bunu da at. Buraya yeni bir işçi atayalım ve hayvan olsun. Hayvancı. Buna bir işçi atayalım. Bu da hayvancı olması lazım. Tamam. Bunlar hayvancı abi. Şunun bir tanesi hayvancı değil diye düşünüyorum. Aç onlara doğru seçim yap diyor. Nasıl aç lan? Nasıl aç hayvanlar? Yemi seç, yemi mevcut olduğuna emin ol diyor. Tamam, ha geçmiş, tamam. Az önce yem yoktu, ondan kaynaklıyım.
Başka uyarı nerede var? Süttür büyük ihtimal. Tamam, süt dursun. Süt de önemli değil şu an. Bizim yapacağımız iş neydi az önce? Şu. Yok, bu değildi. Peki birisinin işçiyi değiştirecek. Bu kızı atalım. Buraya bir tane hayvancı al. Hayvan. Ha, yer yokmuş. Şimdi geçiyorlar, bunu atacağız o zaman. İşçi kalmadı lan. Nasıl oldu bu iş? Bir sürü işçi var burada ama. Orayı niye sürmüyor? Ha, durdurmuşuz oyunu lan. Ben diyorum orayı niye sürmüyor? 312, 415. Abo. Lan pancarın derdi ne? Tarlası delildi. 11 bin pancar. Ne diyorsun sen ya? 11 bin. Paramız sıfıra çekiyor. Bir kredi mi kullansak bankadan? Nasıl yapacağız bunu? İyi bir düzen kurmamız lazım. Şimdi üst tarafa işçi yazsak, tarla işçileri burada üst taraftaki evde olsa. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Alt tarafa da bir ev daha kursak, burada hayvanlara bakan insanlar olsa, çalışanlar. En mantıklısı o sanki. Hiç üstü bin tane olmadı mı hala? Aa, dolmuş lan, 197 olmuş. Bitti. İç üstü sat mıydı? Sat. Satalım. Süt diyelim. Ön üstü. Organik. İç üstü. 800. 4000 sat baba. 1000 litre diyeceğiz. Ha. Tamam. Hazırladık, satış yapacağız sadece. Şuradan bizim şuna bakmamız lazım. Şu tarlanın durumu ne acaba? Daha hala 32 gün var mı? Nasıl bir yurafsın lan sen? Ürün mü eksik acaba sana verdiğim? Yine her şeyin tamam. Traktör var ama niye traktör alan kimse yok? Ha, ilaçlayıcı yok. İlaçlayıcı orada çünkü. Tamam, bu tarla işleri önemli değil o da pek. Çünkü bir tane yeterli ekipman hepsinden. Şimdi parayı biraz toplamamız lazım. Ne satabiliriz? Sat diyelim. Yirmi üç bin tane var. 24 bin para atıyormuş. İyi, fena değil. Next. Tamam, lazım değil lan next. Şöyle bir şey yapalım. İneğin birini satalım. Yerine başka hayvan alalım mı? İnek ister nasıl? Bu organik ne üstü? Bu normal ne üstü? Ha. Görüyor musun lan? Vay nasıl? Biz parayı nereden kazanacağız başka? Bize para lazım. Bir tık daha hızlandırsak, şunu bitirsek. İç üstü satacağız. 100 litre satışa gel. Keçi yaz. Süt. Koyun üstü. Oraya süt. Nasıl keçi tutuyor? Niye gelmiyor keçi sütü hiç? Ne istiyorsun? Çim. 48 kilo. Alacağız, yapacak bir şey yok. Büyümesine daha var mı? Var.
100 kilo çim alalım. Organik çim miydi acaba? Normal çim miydi o? Organik çimmiş. Şu alalım bundan da ya. Abi ürün eksikmiş. Neymiş o ürün? Kimyasal gübre. 500 de bundan al. O pahalıymış lan o. 100. Battık lan. Ne eksiğin var yine sen? Ne eksiğin var? Yeterli kaynak yok. Saman. Nasıl yok samanın ya? 60 kilo saman mı istiyorsun? Öyle bir tık savaşlarım biz. Saman. Lan. Bunlama saman mı istiyordu? Organik değil miydi bunu biz? Organik değilmiş. Al sana bir daha saman al. Al. İlaç bitmiş şimdi. Alacağız baba, ilaç da alacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Mecburuz bunları almaya. İptal et. Para yok. Evet, krediyle de çıkıyorduk. Yeterli para yok. Tüm kredi çıkmamız lazım artık. Aa, bir şey satabiliriz lan. Biz depomuz doludur şu an. Sat. Neyimiz var satacak? Mesela çok. Bunu 10.000'i satalım. Tamam. İnek sütü. Organik sat anasını. Ne işte o. Organik silaj dursun. Tamam. Sat bunları. Satın al. İnek sütü iptal et. Bundan bir 500 tane. 500 de bundan alalım. 18.000 para gitti. Paraya bak anasını. Biz şunu değiştirelim bir. İnek sütünü kapatalım artık. Organik sütü. Bunu yapalım. Tamam. İnek sütü biraz dinlensin. Organik de devam edelim. Şimdi tarla sen yeniden ekleyeceksin anlaşıldı. Benim bir işaretlem gerekiyor işte yeniden ekmek için. Ha gübre geliyor. Gübre yoktu. Zaman hızlı alalım. Heh, gübre teslim edildi. Zor başlangıç. Evet. Paramız eksi 16.000'de. Rekora gidiyoruz. Burayı mı ekiyor bu? Tamam doğrudur, burayı yapıyormuş. Ne eksiğiniz var ki? Ne eksiğiniz var ki? Lan bıktım lan sizden lan. Nasıl ne ekmişsiniz lan siz? Ne istiyorum? Organik çim. Alayım şuna 500 kilo organik çim de rahat tabi lan. Çim. Organik çim al. Al 1000 alayım al. Para var da alamıyoruz. Burada neyimiz var? 27.000 organik silaj. Yok lan. 1700 mi 27.000 mi lan? 1700'müş. Ne satacağız biz? Şunu. Sat. Başarım kazandı bana bırak para bilsin aslında hani ne bileyim. Eksiden kurtulsa bile hani lan. Buradan sıçabiliyoruz. Niye seçtik buradan biz? 4000. Kim lazım? Bu hayvan ölür birazdan. Burası mı? Burası daha o. 15 günü var daha. Burada yanında yazıyormuş. 18 günde bunun var. Sen ne istiyorsun yavrum?
Benim üretimi nasıl durdurabiliriz? Ne bitik durdurmamız lazım bir süreliğine. Ne çalışıyor? Çim, çim bir şey satmamız lazım. Ne satacağız lan biz? Biraz tıkandı sanki ya. Ha, çim açtık. Çim burada kullanılıyor. Organik çim de burada kullanılıyor. Bir şey satmamız lazım ki lazım. Bu para kazanmamız lazım. Sat şundan bir 3000 daha sat ya. Ne yapalım? Şuna bir 5 kırmızı satalım. Satın al. Yem pancarı tohumu organik için. Bundan al. Tamam, 100 alsan da olur. Yok, ben 50 al. Bundan 500 al. Tamam galiba şu an. Kaç gün? 17 gün kalmış. Tarlayı bitirelim hatta bir rahatlayalım. Valla şu tarla bizi mahvedecek, yoksa o tarlayı bitirmemiz lazım. Tohumlarımız geldi. Altı gün. Bayağı azalt bir şey. Biraz çok geç büyüyor. Bunu fark ettim. Bir daha fark ettim. Biz buralara asfalt değil, toprak göl yapmamız lazım. Ve daha bir rahatlarız sanki toprak göl yapsak. Yani para konusunda rahatlarız. Değil mi artık? Narası? Koyun sütü sat. Koyun sütü. Aa bitti bu arada. Tam gayet güzel. Ne istiyormuş? Koyun peyniri hazırla. Ben kaç gün kaldıran? 15 gün var bir tane. Koyun peyniri hazırla. Peyniri. Koyun peyniri, keçi peyniri. Bir de o kaldı. Ha, bir o kaldı. Koyun peyniri. Keçi peyniri. Önce bu başla. Bu zor üretilir. Keşke para ödül de verse lan üretince. Sanki para vermiyor gibime geldi. Ne yap mesela? Bu havuç neyin nesi? Ha, havuç fiyatları düşmüş. Yumurta ve şunun fiyatları yükselmiş. Yem pancarı düşmüş. Yani bizim yeni bir tavuk çiftliği falan kurmamız gerekiyor mantıken, değil mi? Yanlış anlamadıysam, yanlış düşünmediysem öyle bir şey yapmak lazım. Beş gün, beş gün. Sen bit de rahatlayalım, seni bir yıkalım bir. Seni yıkalım, şuraya bir tala da ekleyelim biz. Yeni ürünleri. Ürünleri sıra sıra ekelim aslında biz burayı. Bu kızım komple yıkarız. Buraya komple tarla yaparız anasını. Dev arazi. Razısın. Güzel. Çimden kurtardık kendimizi. Arın ne lan? Bu ne lan? Ha, kuşmuş lan. Laf bir bitsin, rahatlayalım değil mi? Böyle de sattığımız zaman para kazanıyoruz. 20 metrekare. Bu 52, 52, 52. Bu has meyve veriyor, bu has değiştiriyor. Ama yalnızca bu çok iyi ki. Hazır hazır diyor. Engel var mı? Bir telli döverle biçer.
Güzel. Sen aldın gidiyorsun onu. Boşalt sen onu. Tamam. Senin işin bitti. Sen git onu depoya boşalt. Siloya. Sonra şu samanları kim toplayacak? Balya yapacağım. Ne anlaşıldı? Güzel balya yapıyor bu arada. Var ya. Bütün ata ata sağa sola. Balya topu makinesine getirin. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Daha ne var burada yapacağım? Yani bu kadar. Tarla sürülüyor. Tamam sürme tarlayı. Tarlayı sürmeyelim. Dönmekte olan tarlayı. Ha. Yani tarlayı sürmeden tarlayı dökemiyoruz. Tamam. Temizlemiş olduk. Bu sayede paramız da var. Şu tarla ambar yok. Nasıl ambar yok? Ambar göstereyim baba. Bunu yırttık ya. 12 bin. Var. Yaparız. Sıkıntı yok, onu da yaparız. Neyimiz var şimdi bizim fazla gelen? 940 kilo samanımız var. Onu bir bu kadar para diyorum, satmayalım. Tereyağı sat baba, tereyağının ne işimiz var bizim? Ney? Ya para var mı sizde lan? Bunu nereye yapacağız? Mevzu bu. Bu kısmı kullanmayacağız. Böyle bir şey yapmamız lazım. Bu kapalı alan da önemli. Tarlayı komple kapatsa yeterli bizim için. Yani burası. Ya da şurası da olabilir. Buraya yapsak aşağı taraf önemli değil, geç. Tamam. Niye burası? Çünkü yukarı komple tarla yapacağım ya. O yüzden işim gelecek oluyor. Sen ne istiyorsun? Başladık yine isteklerini. Bitmiyor bir isteklerini. Sizin. Kim? Geliyor, için bekle birazdan. Elektriği nasıl yok? Ciddi olamaz. Elektrik burada olması lazım. Trafo etmiyor. Tamam. Trafo. Tamam. Elektrik direği. Tamam. Şimdi daha bir güzel oldu sanki. Benim olayın ne? Bu. Bitmiş lan. O da bitmiş. Çok güzel. O zaman az bir şey çim alalım şimdilik baba. Normal çim istiyorsun. Çim. 100 tane al gitsin ya. Bir şey olmaz 100 tane çimde. Ölmeyiz biz herhalde. Orada şu bitmiş çok iyi. Gelen çime bak şimdi baba. Gelen çime bak çime. Sat yerine girelim bir. Hiç toplam gösteriyorsun. Allah oğlum bu ne? Tamam, şimdi koyun peyniri hazırla. Değiştir. Zamanı geç, o önemli değil bizim için. Sen koyun peyniri hazırlayacaksın. Geç, geç. Koyun neredesin koyu? Şu. Geç. Ulan biz koyun peynirini sattık mı yoksa? Nereye sattık? Mesajımız aramış. Tarla satıldı. 23 bin. Temize baba. Allah bereket versin. Artık çim derdi kalmadı. Bunu anladık. Şu ambarımız zaten 100 bin ise dolduramayız onu kolay kolay. Paramız gene yok. Evet, bunu biz durduralım biz bunu burada. Evet dostlar, videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.